Citizens of the world, we are anonymous. Uluslararası hacker grubu Anonymous'un 2020'nin son günlerinde attığı bu tweetler, eski dosyaların kapanmayacağına ilişkin bir gözdağı gibiydi. Geçtiğimiz yıl çoğu kişinin üzerinde durmadığı önemli bir gelişme yaşandı. Palmali Holding'in sahibi Azeri asıllı milyarder Mübariz Mansimov ya da Türk vatandaşı olduktan sonra aldığı isimle Mansimov Gurbanoğlu, Gülen cemaati üyeliği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Bir açıklama yaparak, "Sizin yaptığınız şerefsizliği düşman bile yapmazdı. Bana FETÖ'cü demektense kendinize, geçmişinize ve çocuklarınızın nerede eğitim aldığına bakın. Bildiğiniz gibi ben haklarımı savunmak için yüksek mahkemelere başvurmuştum. Bu hukuk savaşını kaybedeceğini gören özel ve devlet şirketleri iyice hırçınlaşmaya başladı," dedi. Ardından 17 Mart 2020'de tutuklandı. Peki kimdi bu Mübariz Mansimov ya da Mansimov Gurbanoğlu? Çözülmesi gereken olaylar bir hayli eskiye gidiyor. Ömer Lütfi Topal, Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan'daki emperyal gazinoların sahibiydi. Kumarhaneler Kralı diye tanınırdı. 28 Temmuz 1996'da bir gece İstanbul Sarıyer'de arabasının içinde taranarak öldürüldü. Mafya içi hesaplaşma denildi. 240 sayfalık Susurluk raporunun bir bölümünde Ömer Lütfi Topal'ın Azerbaycan'daki ilişkileri anlatılıyordu. Bakü'de yapılan konuk evi için finansman sıkıntısı üzerine inşaatın otel olarak tamamlanması, otele bitişik bir kumarhane yapılması kararlaştırıldı. İşletmeciliği emperyal aldı. Topal bu proje için 8 milyon dolar harcadı. Projeyi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev'di. Kendisinin Topal'a 500 bin dolar kumar borcu ve otelin gizli ortağı olduğu iddiaları öne sürülmektedir. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri gerilmişti. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, skandala oğlu İlham Aliyev'in adının karıştırılması üzerine soruşturma açtırdı. Başbakan Suret Hüseyinov'la Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov görevden uzaklaştırıldı. Azerbaycan'da yaşananlar Türkiye'nin bugünkü durumunu anımsatıyordu. Suçu işleyen değil, ifşa eden suçlu sayılmıştı. Haydar Aliyev hastalanınca 2003'te acilen İlham Aliyev başbakan oldu. 2008'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini ve 2009'daki referandumu kazandı. Türkiye ile Azerbaycan yeni döneme hazırdı. 13 Eylül 1992'de eski Petrol ve Gaz Bakanlığı'nın tüm birimleri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi adı altında birleştirildi. Devlet kurumunun adı State Oil Company of Azerbaijan Republic, yani SOKAR oldu. SOKAR, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla Azerbaycan petrolünü Gürcistan ve Türkiye üzerinden Akdeniz kıyılarına taşıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni dönemi anlamak için para ve petrol boru hatlarını izlemek gerek. SOKAR yatırım yaparken Türkiye'de başka önemli gelişmeler yaşanıyordu. Petrokimya Holding Anonim Şirketi, yani Petkim, 2007'de özelleştirildi. En yüksek teklifi Trans Central Asia Ortak Girişim Grubu verdi. Ancak ihale Sokar Turkaz İncaz Ortak Girişim Grubu'nda kaldı. Trans Central Asia Ortak Girişim Grubu'nun Ermeni bir şirket olması milliyetçilik kartlarına uygundu. Oysa AKP ile Aliyev arasındaki ticari bağ ve ortak hedefler esastı. Her şeyin başı paraydı. Petkim'in özelleştirilmesi, iki ülke ilişkilerinin büyümesi açısından bir eşikti. Azeri iş insanlarının Türkiye'ye ilgisi arttı. İlginç bir dönem başlıyordu. Bu dönemde Demirbank ayrı bir öneme sahip. TMSF'ye devredilinceye kadar kendi binasındaydı. TMSF, 2000-2003 yılları arasında binayı İngiliz HSBC'ye kiraladı. 2003 yılında Türkiye, radikal İslamcıların amonyum nitrat gübresiyle tanıştı. Kasım ayında 4 El-Kaide saldırısında 59 kişi öldü, 750'den fazla kişi yaralandı. 20 Kasım'da Demirbank'tan devirle HSBC'nin merkez ofisi olan binaya bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bina büyük hasar gördü, kullanılamaz hale geldi. TMSF binayı satma kararı aldı. 80 milyon dolarla en yüksek teklifi Azeri iş insanı Mübariz Mansimov verdi. Saldırıyı düzenleyen Türk El-Kaidesinin Bingöl hücresiydi. Saldırılar bazı yönleriyle bugünkü IŞİD eylemlerine benziyordu. Jandarma bildirdi, emniyet aldırmadı. Milliyet o zamanlar böyle haberler yapabiliyordu. Mansimov yenilemenin ardından 7 yıldızlı Bakü Plaza'yı 2011'de açtı. Otel 2017'de adını Haiti Centric Otel olarak değiştirdi. Otelin sahibi Levis Emlak Geliştirme Otel ve Turizm Şirketi'ydi. Şirket hisseleri Mübariz Mansimov'a aitti. Mansimov ve Erdoğan dostluğu yıllar öncesine uzanıyordu. Mansimov, 1998'de işini Türkiye'ye taşıdı. 2006'da Türk vatandaşlığı aldı, soyadı Gurbanoğlu oldu. Onu yakından tanıyan bir kaynak, Türk olmak için hükümete rüşvet verdiğini söylüyor. Mansimov kıyaklarıyla tanınıyordu.
kime olduğu malum. Petrol tankeri Agdaş bu kıyakların önemlilerindendi. Paradise Papers, Man Adası ve Vergi Cenneti haberleri Burak Mustafa Erdoğan ve darbeyi söyleyen enişte Ziya İlgen'le birlikte tartışıldı. Kamuoyu Osman Ketenci ve Mustafa Gündoğan adlarını da hatırlıyor. Bu Mers Limited şirketi de artık herkese tanıdık geliyor. Mansimov 2007'de bir petrol tankeri almaya karar vermişti. Agdaş adlı gemiyi United Denizciliği'ye sipariş etti. Paranın bir bölümü için Letonya'daki kara para aklayıcısı Parex Bank'tan 18.4 milyon dolarlık kredi istedi. Banka krediyi hemen vermedi. Zamanlaması manidardı. Bu Mers Limited Man Adası'nda kaydettirilince bankada nazlanmaktan vazgeçti. Mansimov Agdaş'a 2007'nin sonbaharında kavuşmuştu. Ama vuslat kısa sürdü. Agdaş, Mansimov'a kayıtlı Palmali Holding filosuna 2007 yılında dahil edildi. Malta'da kurulu Pal Shipping Trader One isimli şirkette tescillendi. Erdoğan ailesi Ekim 2008'de bu Mers Limited şirketi üzerinden Agdaş'ın da kayıtlı olduğu Malta'da kurulu Pal Shipping Trader One adlı şirketin tüm hisselerini satın aldı. Böylece inşa edildiğinde değeri 25 milyon dolar olan tankerin gerçek sahibi haline geldi. Man Adası sicil kayıtlarına göre Parex Bank, aile hisseleri aldıktan bir gün sonra Mansimov'un Agdaş için istediği 18.4 milyon dolarlık krediyi bu Mers Limited'e vermeye karar verdi. Mansimov'un Erdoğan ailesinin servetine olan katkılarının bariz örneklerinden olan bu durum tam da burada açığa çıkıyor. Erdoğanlar bu kredinin tek kuruşunu dahi Parex Bank'a geri ödemediler. Mansimov, Erdoğan ailesinden gemiyi 7 yıllığına kiralayıp krediyi onlar adına geri ödeyeceğini söyledi. Agdaş'ın satıldığı gün Erdoğan ailesinin şirketi bu merze Mansimov'un Karayipler'de kurulu şirketlerinden biri arasında sözleşme imzalandı. Buna göre Mansimov direkt olarak ya da gemiyi kiralayarak Parex Bank'a kredinin tüm taksitlerini ödemeyi taahhüt etti. Yani Mansimov kendi sipariş ettiği gemiyi Erdoğan ailesinin şirketine devretmişti. Üstelik de geminin inşa masrafını ödemek için alınan krediyi aynı gemiyi kiralayarak 7 sene içinde kendi cebinden ödemişti. Kredilerin geri ödemesi bittiğinde geminin sahibi hala Erdoğanların şirketi bu Mers'di. Agdaş karmaşık çizelgelerle Erdoğan ailesine hediye edilmiş oldu. 2008 yılından 2015 yılına kadar kredi ödemesi devam eden bu hediyenin bedeli en az 21.2 milyon dolardı. Gemi için kalan 7 milyon dolarsa Erdoğan'ın çok eski dostu olduğu bilinen iş adamı Sıtkı Ayan tarafından yapıldı. Erdoğan Mansimov'la ilişkilerini görünmez kılmak için her şeyi yaptı. 2011 yılında bu Mers Limited şirketinin hisseleri Man Adası'ndaki diğer bir şirket olan Belvay Limited'e aktarıldı. Peki Erdoğan bu jest karşılığında Mansimov'a nasıl ayrıcalıklar tanımış olabilirdi? HSBC önemli bir örnekti. Mansimov, HSBC'nin bulunduğu binayı satın almıştı. Şimdi ileriye doğru gidelim. 2008 yılında 520 milyon dolar vererek yarı hissesini satın aldığı Tekfen İnşaat, Bakü Ceyhan ve TANAP boru hatlarından büyük ihaleler kazandı. Tekfen'in sadece TANAP için aldığı ihalenin bedeli yarım milyar dolara varıyor. Mansimov, 2010 yılında iş insanı Jeffrey Kamhi'den Port Bodrum Yalık Hava'yı satın aldı. Burada süper lüks bir marina inşa etti. Bodrum'da bulunan Tilkicik Koyu'nun özelleştirme ihalesine girdi. 370 milyon lira teklif vererek ihaleyi kazandı. Mesele gemiler olduğunda kamu varlıklarının savrulması önemsiz hale geliyor. 2015 yılında Ankara'nın Kürdistan Özerk Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na ham petrol ticareti yaptığı duyuldu. Irak hükümeti duruma tepki gösterdi. İhracat yapan denizcilik şirketlerini kara listeye aldı. Mansimov bu diplomatik kriz sırasında da hükümetin yardımına koştu. Ceyhan'daki limandan petrolün dışarıya taşınmasına aracı oldu. Kürt petrolünün Türkiye'ye akışını sağladı. Mübariz Mansimov ya da Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alınırken sizin yaptığınız bu şerefsizliği düşman bile yapmazdı demişti. Mansimov'un Gülen cemaatiyle ne ilgisi olabilir? Tutuklanmasının İngiltere'de 2 milyar dolarlık alacağı nedeniyle görülecek mahkeme arifesinde olduğu iddialar arasında çökmek için kurtulmak. Mansimov'un akıbeti bu olabilir. Kirli işler ve kamuyu zarara uğratmak her ortak için iyi bitmeyebiliyor. Port Bodrum Yalık Hava'nın akıbetine de bakalım. Emekli Kor General Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Bodrum Yalık Havak Marina'da bir araya gelmişti. Fotoğrafta petrol işine girmek isteyen Ağar, Yalık Havak Marina babasından kalmış gibi kasılıyor. Evet, belki babasından kalmadı ama şimdi AKP vekili olan oğlu Tolga Ağar Marina'nın işletmeciliğini yapıyor.